Merhaba sevgili öğrenciler. Ömer Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıf kazanımlarından olan ek fiil ya da ek eylem konusunu sizlere anlatacağım. Sevgili öğrenciler, ek fiil isim ve fiillere gelerek gelen bir çekim eki bunlar. İki işlevi var. Şimdi ek fiiller şunlar: bizim di, miş, dir ve s eklerimizdir. 4 tanedir. Bunlar bazen isimlere gelir, bazen de fiillere gelir. Bunlar bir çekim ekidir. İki işlevi var. Bunlardan birincisi, isim ve isim soylu sözcüklere yüklem yapar. İsmi yüklem yapar cümle içerisinde. Onun anlatımı çok etkili dediğimizde, bakın, etkili bir isim, etkilemek diye bir fiilimiz yok. Etkiliydi mesela ya da etkiliymiş gibi bir ek fiil getirerek bu ismi cümle içerisinde yüklem yapar. Anlattıkları yalan yanlış bilgiler dediğimizde, bilgiler, diyelim ki miş ek fiilini getirdiğimizde buradaki bilgiler ismini bize yüklem yapıyor. Yeni aldığı elbise kırmızıydı diyelim. Kırmızıydı. Buradaki kırmızı ismini yüklem yapmış. İsim cümlelerinde ek fiil 4 şekilde çekimleniyor sevgili öğrenciler. Bunlardan birincisi görülen ya da bilinen geçmiş zaman, di ek fiili. Arkadaşım büyük bir okulda öğretmendi dediğimde bunun öğretmen ismini cümle içerisinde yüklem yapıyor ve geçmiş zaman anlamı kazandırıyor yükleme. Elinde tuttuğu senin arabanın anahtarıydı dediğimizde, bakın buradaki ek fiil de aynı şekilde ismi yüklem yapıyor ve ona geçmiş zaman anlamı kazandırıyor. Okurken çalışkan bir öğrenciydi dediğimizde yine aynı şekilde ismi yüklem yaparak ona geçmiş zaman anlamı kazandırıyor. İkincisi ise duyulan geçmiş zaman, yani imiş ek fiiliyle yapılıyor. Kardeşine yeni aldığı hediye cep telefonuymuş dediğimizde buradaki telefon sözcüğünü yüklem yapıyor. Aynı zamanda da ona duyulan geçmiş zaman anlamı kazandırıyor. O küçükken çok yaramazmış dediğimizde yaramaz ismine mış eki gelerek onu yüklem yapmış ve ona duyulan geçmiş zaman anlamı kazandırmış. O bir yıldır yurt dışındaymış dediğimizde de yine aynı şekilde ismi yüklem yaparak ona duyulan geçmiş zaman anlamı kazandırıyor. Diğeri ise geniş zaman. Geniş zamanın eki idir ek fiilidir. Ama çoğu zaman düşer cümleden. Mesela buraya çöp dökmek yasaktır dediğimizde yasak ismimiz, bakın, dır ek fiilini almış. Ama biz genellikle buraya çöp dökmek yasak şeklinde kullanırız. Bu dır ek fiili, geniş zaman ek fiili düşer. O da senin kadar çalışkandır. O da senin kadar çalışkan şeklinde kullanırız. Bu ek fiil düşer. Yeni evimiz tek katlıdır dediğimizde aynı şekilde dır ek fiili, yeni evimiz tek katlı şeklinde kullanılır. Ama bu şekilde de kullanılsa, tek katlı şeklinde de kullanılsa geniş zaman anlamı verir cümleye. Şart kipi ise hastaysanız sizi hastaneye götürelim. Bakın, hasta isim, hastaysanız sizi hastaneye götürelim, hasta değilseniz götürmeyelim. Şart anlamı, koşul anlamı cümleye kazandırıyor. Hava soğuksa dışarıya başka zaman çıkalım, soğuk değilse hemen çıkalım gibi eylemi bir şarta bağlama anlamı kazandırmış. Ek fiilin olumsuzu sevgili öğrenciler, isme gelen ek fiillerin olumsuzu değil sözcüğüyle sağlanır. Mesela tatilde hava yağmurluymuş. Bakın, yağmurlu isim, mış ek fiil, bunu yüklem yapmış. Tatilde hava yağmurlu değilmiş. Bakın, yağmurlu isim, hemen değil sözcüğü geliyor. Ek fiil de değil sözcüğünden sonra geliyor. İşte bu şekilde ek fiilin olumsuzu yapılıyor. Evlere çarşıya uzaktır dediğimizde uzak isim, geniş zaman ek fiili gelmiş. Evlere çarşıya uzak değildir. Bakın, değil sözcüğü arkasına gelen ek fiille birlikte isme olumsuzluk anlamı kazandırmış. Soru şekli de mi soru edatıyla sağlanıyor. Bayramda hava soğuk muydu? Bakın, soğuktu, soğuk muydu? Bakın, soru ekinden sonra ek fiil gelmiş. En sevdiğim mevsim sonbahar mıdır? Sonbahar isim, mı soru eki, dır da geniş zaman ek fiili. Bir de sevgili öğrenciler, ek fiiller dedik ya, isim olan sözcükleri cümle içerisinde yüklem yapar. İkinci işlevi ise basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapar. Bakın, basit zamanlı fiil şu demek:
Mesela konuşmak bizim fiilimiz. Your nedir? Şimdiki zaman kipi değil mi? Şimdiki zaman kipi. Bunu da birinci tekil şahıs. Eğer ki bir fiil sadece bir zaman, bir kip eki alıyorsa ona basit zamanlı fiil diyoruz. Bakın gelmek fiil, melimal nedir? Gereklilik kipidir değil mi? Gereklilik kipi. Bakın bir kip eki almış. Sin de ikinci çoğul, ikinci tekil şahıs sen anlamı kazandırıyor. Burada aynı şekilde bir tek kip eki aldığı için basit zamanlı fiil. Birleşik zamanlı fiil ise basit zamanlı fiillere ek fiilin getirilmesiyle yapılır. Bakın konuşuyor. Bakın konuşmak fiilimiz. Your nedir? Şimdiki zaman değil mi? Şimdiki zaman kipi. Bakın konuşuyormuş. Bakın bu nedir? Ek fiilimizdir. Değil mi? Ek fiil. Bu da birinci tekil şahıs. Eğer ki kip ekinin üzerine bir de ek fiil geliyorsa bu birleşik zamanlı fiil demektir. Çünkü burada bir zaman vardır. Üstüne bir de ek fiil almıştır. Bu yüzden de birleşik zamanlı fiil olmuştur. Bakın gelmek fiil, melimalı gereklilik kipi. Üzerine ne almış sevgili öğrenciler? Di ek fiilini almış. Di ek fiilini aldığı için de birleşik zamanlı fiil olmuş. Birleşik zamanlı fiiller 3 grupta incelenebiliyor sevgili öğrenciler. Şimdi sırasıyla bunlara bir bakalım. Birincisi hikaye birleşik zaman. Sevgili öğrenciler basit fiillere yani sadece bir kipek almış fiillere di ek fiili getirilerek yapılır. O zaman bu da hikaye birleşik zaman diyoruz. Mesela okumuş idim dediğimizde okumak fiil, muş ek, duyulan geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, di ek fiil. İşte bu şekilde okumuş tum şeklinde yaptığımızda buna ne diyoruz? Duyulan geçmiş zamanın hikayesi diyoruz. Çünkü di ek fiilini almış. Buradan bakalım. Geliyorduk. Gelmek bizim fiilimiz. Your şimdiki zaman. Do ek fiil. Ne diyoruz? Şimdiki zamanın hikayesi diyoruz. Ya da bakmalıydım. Melimalı gereklilik kipi. Di ek fiil. Aynı şekilde gereklilik kipinin hikayesi diyoruz. Öğrenseydik dediğimizde öğrenmek fiilimiz SSA şart kipi, D ek fiil, D aldığı için de şart kipinin hikayesi diyoruz. Keşke sen de bizimle gelseydin keşke sen de bizimle gelseydin dediğimizde gelmek fiilimiz S şart kipimiz, D hikaye birleşik zaman ek fiilimiz, şart kipinin hikayesi şeklinde adlandırıyoruz. İkincisi rivayet birleşik zaman. Aynı şekilde basit zamanlı fiillere bu sefer miş ek fiili getirilerek yapılıyor. Mesela gelecekmiş dediğimizde gelmek fiilimiz ecek gelecek zaman miş ek fiil. Nasıl isimlendiririz? Gelecek zamanın rivayeti şeklinde isimlendiririz. Okuyormuşsun okumak fiilimiz yor şimdiki zaman muş rivayet birleşik zaman ek fiili ne diyoruz? Şimdiki zamanın rivayeti şeklinde isimlendiriyoruz. İşte gelmeliymiş dediğimizde melimalı gereklilik kipi, gereklilik kipinin hikayesi. Bu şekilde isimlendiriyoruz sevgili öğrenciler. İşte yatacakmış, gelecek zamanın hikayesi, temizlemişmiş, duyulan geçmiş zamanın hikayesi, Ahmet her akşam kitap okuyormuş, şimdiki zamanın hikayesi şeklinde birleşik zamanlı fiil oluşuyor. Şart birleşik zamanlı ise basit zamanlı fiillere S2, ise 2 getirerek yapılıyor. Geleceksek dediğimizde gelmek fiilimiz, ecek gelecek zaman ekimiz, S şart kipimiz, K de birinci çoğul şahıs biz anlamı kazandırıyor. Nasıl isimlendiririz? Gelecek zamanın şartı. Diyelim ki gideceksiniz. Gelecek zamanın şartı. Değil mi? Aynı şekilde aynı ekleri almış. Gelecek zamanın şartı. Duymuşsanız. Bakın duyulan geçmiş zamanın şartı. Gelmeliysen dediğimizde gereklilik kipinin şartı.
gelirsen dediğimizde de geniş zamanın şartı şeklinde bunu isimlendirebiliriz. Sevgili öğrenciler, keep eklerimiz, ek fiillerimiz bu şekildeydi. Son soruyu biz size soruyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi basit zamanlı bir fiildir? A. Ertesi sabah erkenden köye gidiyormuşuz. B. Sen de onlarla bu yolda ilerlemelisin. C. O sizin sözünüzden dışarı çıkmamalıydı. D. Bu konuda onlarla birlikte hareket edecekmiş. E. Keşke biz de arkadaşlarla birlikte gitseydik. Cevaplarınızı videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.